Düzlem aynalarda görüntü sayısı eğer arkadaşlar aynalarımız kesişiyorsa ve kesişen iki aynanın arasında kalan bir cismin görüntü sayısını hesaplamak istiyorsak görüntü sayımız için diyoruz ki n görüntü sayısı eşittir 360 bölü teta eksi 1'dir diyebiliyoruz arkadaşlar. Ve burada kesişen aynalar için arkadaşlar şöyle bir genelleme yapılabilir aslında. Kesişen iki tane aynamız var ve açı değerlerine alfa kadar diyelim. Ve burada da, da araya bir cismimizi yerleştirdik. Bu cismin görüntüsü buradaki kesişim noktasını merkez kabul eden bir çember etrafında oluşacaktır. Yani bu cismin birinci görüntüsü atıyorum şu noktada ise görüntü 1 diyelim. Bunun görüntü değeri artık burada oluşmuştur görüntü 2. Atıyorum bu görüntü değeri buradadır görüntü 3. Şunun görüntüsü artık burada görüntü 4. Ve bunu da artık buraya taşıdığımızı kabul ediyorum görüntü 5. Yani buradaki çember etrafında bu görüntülerin oluştuğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Peki eğer kesişmeyen aynalarımız varsa o zaman ne yapacağız? Buradaki aynalar diğer aynanın görüş alanına girene kadar görüntü almaya devam ediyoruz. Yani örnek olarak diyelim ki burada cismimiz var ve cismimizin görüntüsünü birinci aynada çizdim. Görüntü 1. Ve görüş alanımı çizdiğim zaman bu görüş alanımızın içine diğer aynamız girdiği sürece görüntü almaya devam edeceğiz. E buradan cismin diğer aynadaki görüntüsünü çiziyorum. Görüntü 2'dir diyoruz ve görüş alanımıza dikkat edersek diğer aynamız girmedi. O zaman artık bu görüntünün, görüntü 2'nin üçüncü bir görüntüsünü oluşturamıyorum. Sonra bir de ne yapacağız? Diğer aynadan başlayarak aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Buradan görüntümüzü çizdik. Görüntü 3'tür diyorum. Görüş alanıma diğer ayna girene kadar aynı şeyleri devam ettirdiğimi söyleyebilirim. Ne olacak arkadaşlar? Burada görüntü atıyorum görüntü 4'ü oluşturduk ve tekrardan diğer aynadan bir görüş alanı çiziyorsun ve bu görüş alanına diğer ayna girmediği zaman görüntü almayı bırakıyoruz artık. Bir örnek üzerinde anlatırsak daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi öncelikli olarak denilmiş gibi bize görüntü sayılarını hesaplayınız. İki tane aynamız var ve aynalar kesişiyor. Aralarındaki açı 90 derece. Nx eşittir neydi arkadaşlar? 360 bölü kesişim açısı 90. Eksi 1'dir diyorum. Buradaki x'in görüntü sayısı için artık 4 eksi 1'den 3 tanedir diyebiliyoruz. Y aynası için bakıyorum. Öncelikle birinci aynadaki görüntümüzü çizdik. Görüntü 1. Görüş alanımı çizdiğim zaman diğer ayna bu görüş alanına giremedi. O zaman burada görüntü almayı bıraktım. Aynı şeyi aşağıdaki ayna için yapıyorum. Görüntümü çizdim. Görüntü 2. Ve görüş alanımızı çiziyoruz. Diğer ayna bu görüş alanına giremedi. Görüntü almayı bırakıyoruz. NY dediğimiz değerin İki tane görüntü oluşturduğunu söyleyebiliyorum. Peki burası için bakalım. Aynaların kesişim açısı 45 derece ve ne diyorduk? NZ eğer kesişen aynalar varsa 360 bölü kesişim açısı eksi 1'dir diyoruz. Ve buradan da NZ dediğimiz değerin 7 tane görüntü oluşturduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şekilde düzlem aynalar arasındaki K cisminin aynalarda oluşan toplam görüntü sayısı nedir diye sorulmuş. Kesişen aynalarda oluşan görüntü sayısı 360 bölü alfa eksi 1 Yerine koyuyorum 360 bölü 36 eksi 1. E demek ki n dediğimiz değerin 9 tane olduğunu söyleyebiliyoruz. Eşit kare bölmeli şekildeki düzlemde K noktasal cisminin düzlem aynalarda toplam kaç görüntüsü oluşur diye sorulmuş. Öncelikle şu aynayla başlayalım. Yukarıdaki ayna için K'nın birinci görüntüsünü oluşturdum. Görüş alanımı çizdiğim zaman bu görüş alanıma diğer aynamız giremedi arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? Görüntü almayı bıraktım burada. Öteki aynadan başladık. Aynamızdaki görüntümüz K cisminin görüntüsünü çizdim ve görüş alanımıza diğer aynamız girebildi. E peki o zaman bu aynayı uzatıyorum. Ve şuradaki K2'nin bu aynadaki görüntüsünü çiziyorum tekrardan. Şuraya geldi K3'tür diyoruz. K3'ten bir görüş alanı çizdiğimiz zaman bu görüş alanına buradaki aynamız giremediği için yine ne diyebiliyorum? Görüntü almayı bıraktık ve oluşabilecek toplam görüntü sayısı için artık 3 tanedir diyebiliyoruz. Eşit kare bölmeli düzlemde noktasal ABC cisimlerinin düzlem aynalarda oluşan toplam görüntü sayısı nedir diye sorulmuş. Eğer aynalarımız birbirine paralel ise ve cisim bu aynaların orta kısmında ise yani iki aynanın da e, görüntü alınabilecek bir durumunda ise o zaman ne yapmamız gerekiyor? Sonsuz tane görüntüsü oluştuğunu söyleyebilirim. Ya yani aynalar arasında kalıyorsa diyelim arkadaşlar. O zaman ne diyorum? MB'nin sonsuz tane görüntüsü oluştuğunu söyleyebilirim. Ama dikkat edersek şuradaki kısım boş kaldı. Yani C ve A görüntüleri için Yine e, yüksek sayıda bir görüntümün oluştuğunu söyleyebilirim. Ama sonsuz değerde olmayacağı için şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. NB büyüktür, NA eşittir, NC'dir diyebiliyoruz. Birbirine paralel K ve L düzlem aynaları arasındaki X cisminin K ve L aynalarında oluşan ilk görüntülerinin arasındaki uzaklık kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi bu X cisminin öncelikle L aynasında oluşan ilk görüntüsü için eğer 10 santim uzaklıktaysak aynaya görüntümüzün de 10 santim kadarlık bir uzaklıkta olması gerektiğini söyleyebilirim. Peki şuradaki mesafe artık bizim için 30 santimdir. Ve buradaki K noktasındaki aynamız içinde görüntünün K aynamız içinde görüntümüz yine aynanın arkasında ve 30 santim uzaklıkta bulundu. XK aralarındaki uzaklık değeri için artık ne diyebilirim? Toplamda 80 santim kadardır diyebiliyoruz. Shhhhh <laughs>